Öncelikle iyi yayınlar, iyi akşamlar dileyelim. Galatasaray 5. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürecek. Yanımızda da şu anda Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan var. Mehmet, Galatasaray 4 haftada geride bıraktı. 4 haftada sence Galatasaray'ın artıları, eksileri nelerdi? Hangi pozisyonda bir eksiklik gördün? Takım hazır değil. Bu bilinen bir gerçek. Fikstür bu anlamda Galatasaray'ın işine yaradı. Ankara Gücü maçıyla başlaması, ki Ankara Gücü de yeni kurulan bir takımdı, hazır değildi. 3 sahada üst üste 2 tane kolay maç diyebiliriz. Göztepe, Alanya. 3 maçlık bir galibiyet serisi. Trabzonspor'un ilgisi sürpriz değil ama yine ilginin şekli Fatih Hoca'nın dediği gibi moral bozucu oldu. Kasımpaşa maçına gelirsek önemli maç, liderlik maçı olacak Galatasaray için. Kazanırsa tekrar liderliğe geçirecek. Tabi Galatasaray'ın burada bir şansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada Antalya ve Kayseri'ye karşı hiç hesapta olmayan puanlar kaybetti. Takımın fiziksel durumuna gelirsek Fatih Hoca zaten yüklemelerin hepsini şu anki milli araya göre, yani 5. hafta takım hazır istiyor. Çünkü biliyorsun ki Kasımpaşa maçından sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor. Bu anlamda geçen sene Tudor'la biliyorsun ki ligin ilk haftası Kayseri maçı, yani %100'üyle başlayan bir Galatasaray vardı. Aynı şeyleri bu sezon söyleyemeyiz. Biraz da bu dediğim bir Fatih Hoca'nın programıyla alakalı, ki millilere dikkat edersen sürekli çift idman yapılıyor. Bir fiziksel yükleme, ki burada tabii şöyle de bir şans var. Badou Ndiaye ilk 11 seviyesine gelecek. Çünkü evet, Stokes'te sadece bir maça çıkmıştı. Takımda ufak değişiklikler olacak. Bunlar neler? Hemen altını çizelim. Son Trabzonspor maçından farklı. Defansta Ahmet Çalık yerine artık Serdar izleyeceğiz. Nitekim ben Serdar Aziz'le milli takım kampında da konuştum. Tamamen hazır olduğunu, zaten milli takımda Çağlar Söyüncü'yle ikisini Lucescu artık son dakika değişikliği yapmazsa oynatacak. Orta sahada Belhanda bir 3 maç ceza aldı. Bu periyotta Badou Ndiaye orta sahada Fernando'ya eşlik edecek diyebiliriz. Ve hücum hattında Geri Rodriguez. Geri Rodriguez de biliyorsun ki bir sakatlık yaşamıştı. 15 gün ayrı kalmıştı. Son maç 15 dakika kadar oynayabilirim demişti. Ben Geri Rodriguez'le Kasımpaşa maçıyla birlikte bu 3 oyuncu, Rodriguez, Ndiaye, Serdar Aziz'i bekliyorum. Artı Sofyan Feghouli. Fatih Hoca böyle oyunculara ceza vermeyi de, oyuncuları kazanmayı da sever. Bir şekilde biliyorsun ki Feghouli ligin ilk 4 haftası Süper Kupa'daki Akhisar maçından beri forma şansı bulamıyor. Şu an Cezayir milli takımında, benim bildiğim, bugün de göremedim. Hala evet, Sanırım milli takımda. Muhakkak Feghouli de ciddi anlamda süreler almaya başlayacaktır. Burada kimler kulübe eşlik? Hemen bir virgül koyayım, hemen milli takımdaki olan oyuncuları da aktarayım. Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emrak Baba milli takımımızda. Fernando Muslera Uruguay milli takımında. Belhanda Fas, Lines Onyekuru, Feghouli de milli takımında oldukları için bugünkü antrenmanda yer almıyorlar. Eskiden milli aralar Galatasaray için kabus olurdu. Çünkü A milli takımın iskeletini Galatasaray oluştururdu ve oyuncular milli takıma gittikleri için o hava kaybolurdu. Ama artık biliyorsun ki zaten Galatasaray'ın yerli kalitesinde ciddi sıkıntıları olduğu için Emre Akbaba ve Ömer Bayram transfer edildi. Onyekuru buraya gelme sebebi aslında bir anlamda Galatasaray'da daha göz önüne geldiği için artık Nijerya milli takımında süre alıyor ve Everton onun çalışma izni sorununu halledecek. Dediğim gibi bu milli ara Fatih Hoca için takımı tamamen %100 hazır hale getireceği bir periyottu. Dediğim gibi Kasımpaşa maçıyla birlikte de artık Galatasaray 3 günde bir maç yapmaya başlayacak. Bu çok önemli, çünkü biliyorsun ki geçen sezon Östersund'a elenen Galatasaray haftada bir maç yapmasının faydasını Tudor'la sürekli zirvede kalarak almıştı. Ve Fatih Hoca geldikten sonra da zaten iş işten geçmemişti. Sonuçta puan aralığı hala Başakşehir'e yakında. Nitekim ikinci yarıda takım dar bir kadroya rağmen şampiyonla yürümüştü. Bu sene dar kadro olamaz. Sen de bunun farkındasın. Sıkıntı forvet tabii ki. Bunu da hep yazdık çizdik emin olan. Muhakkak haberim vardır. Bir hesaplama tavsiye yapıldı. Evet. Çünkü bu son gün Ömer Bayram veya Wagner Love için sizin alarmda olmanız gerekiyor. İki oyuncunun da Beşiktaş ve Akhisar'da sağlık, TFF'ye gönderilen sağlık raporları mevcut. Cornelius için bir nöbet tutuldu. Şükranedir İtalya'ya gitti. Oyuncuya bir 1 milyon euro kiralama dedi ki sen şu an Cornelius'un yerine kendini koy. Şampiyon Ligi'nde oynayacak Galatasaray'a mı gidersin, Bordo'ya mı gidersin? Yanlış hesaplama. Bonusların dikkate alınmaması gibi bonuslar nelerdir açalım, örnek verelim. KAP bildiriminde Badou Ndiaye Galatasaray'ın 750 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği söyleniyor ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ilk ikiye girerse 250 bin euro bir bonus var. Aynı durum Nagatomo Emrakbaba için geçerli. Bunların eksisi artısı hesaplandığında Galatasaray'ın 470-430 o civarlarda bir parası olduğu çıktı ve doğal olarak da o para Ömer Bayram'ın bonservisine bile forvet alınmadı. Muhakkak ara transferde bir forvet alınacak. Devre arasına kadar neler olur? Ben açıkçası Avrupa Maratonu'nda Eren'in değil Onyekuru girer uçta. Rodriguez'i Feghouli yanlarda. Buna Emre Akbaba'yı dahil edebiliriz veya Belhanda'yı dahil edebiliriz. Şöyle daha bir gerçek hareketli var Mehmet, virgül koyuyorum cümlelerine. Zaten ligin şu an tablosuna baktığımız zaman en çok iki gol atan iki takım var. Evet, Galatasaray'ın bir forveti yok. Daha doğrusu Eren var ama ikinci alternatifli bir forveti yok. Ama
en çok gol atan iki takımdan biri. Biri Kasımpaşa, biri Galatasaray. Galatasaray'ın ofansif gücü kuvvetli diyebiliriz bu noktada. Ya ben zaten şöyle özetliyorum. Galatasaray'ı da geçelim. Dünya futboluna bakarsak Xavi Iniesta zaman nasıl Barcelona damgasını vuruyordu? Kroos, Modric şeyler yani orta sahan kadar konuşuyorsun evet, futbolda. Ki Galatasaray'da Selçuk Melih'i kaybettikten sonra çok aradı o ikiliyi. Fernando Ndiaye ile geçen sene Galatasaray'ın çeyresi değişti. Şimdi yine bakıyoruz. Fernando Ndiaye, beğenin beğenmeyin yedek kulübesinde Bidong Selçuk. Artı Emre Akbaba, Belhanda. Orta sahası Galatasaray'ın çok güçlü. Benim tek itirazım, tek forvetle lige başlayabilirsiniz. Ancak bu forvet Eren Derdi yok olmamalı. Çünkü Eren'in her sezon ortalama 30 gün tedavi olarak sakatlık riski taşıyan bir oyuncu. Bu baskıyı ne kadar kaldırabilir? Artı oyun stili Galatasaray'ın şu an ne kadar uygun? Fatih Hoca'nın bizler çabuk oyuncu, süratli oyuncuları sevdiğini nereden biliyoruz? Stoper'deki Denayer'den, orta sahadaki Ndiaye ısrarı, keza Rodriguez'i ilk 11'e yazan, ilk oyuncuydu ki Rodriguez biliyorsun ki Gomis'e verilmeyen 500 bin euro zam, 550 bin euro Rodriguez'e verildi. Dediğim gibi bu milli ara normalde Galatasaray için hep sıkıntılı olurdu. Bu sefer tam zamanı yetişti diyebilirim Trabzon ilgisi sonrası. Profesyonel disiplin kurulu dün Berhanda'ya 3 maç ceza verdiğini açıkladı. Tabii bu süreçte artık sahadaki lider kim olur diye baktığımızda Emre Akbaba ön plana çıkıyor. Bu süreçte en azından ligde 3 maçlık periyotta Emre Akbaba'yı lider olarak sahada görebilir miyiz? Muhakkak Berlanda'da olmayacağı için daha bir 10 numara pozisyonuna evrilecek diyebiliriz. Bu da Emre'nin daha çok işine gelecek. Çünkü kanatlarda biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor ve doğal olarak hani Alanyaspor'daki Emre'yi izleyemiyoruz ikili mücadelede özellikle. Ama ben Berlanda'nın da hocanın kolay kolay vazgeçeceğine ihtimal vermiyorum. Şampiyon Ligi maratonu çok önemli. Burada da muhakkak Berlanda'nın hoca Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte yararlanacaktır. Çünkü hocanın istediği bir şekilde hani gel gitleri oyun içinde yapan bir oyuncu ama tüm uyarılara rağmen disiplinsizliği de son Yusuf Yazıcı'nın pozisyonundaki gördüğü kırmızı kart aldığı 3 maç ceza elbette ki bir sıkıntı yaratacak. Ceza anlamında ben biraz sorguladım. Oyuncunun sözleşmesinde yazan bir madde yok. Disiplin talimatı federasyona gönderilen o maddede bu zamana kadar kolay kolay bir Çeju ile Yasin hatırlıyorum. Bir Tuzla Spor maçı vardı Türkiye Kupası. Bir sanki onda işlemişti. Hani ceza olayını tam emin değilim ama hani Berlanda'nın silinceğine pek ihtimal vermiyorum. Mali gerçekler de ortada. Profesyonel disiplin kurulunun verdiği bir ceza var ama bir de Fatih Hoca'nın vereceği bir ceza olabilir mi? Feguli'ye yaptığı küçük bir ceza gibi. Ama Galatasaray'ın bence Avrupa Maratonu'nda Berlanda'ya ihtiyacı var. Berlanda'nın da Galatasaray'a ihtiyacı var. Bir de şöyle gerçekleri de seninle biraz fikir alışverişi yapalım. Galatasaray forvet transferi yapamadı. Devre arasında nasıl forvet transferi yapacak? Yine aynı nasıl Gomis'i satıp Emrak Baba'yı aldı hani gelir giderden oyuncu satmak zorunda. Bunun yolu da işte Cenk Tosun örneği var. 10 milyon euroya Crystal Palace sezon başı gitmeyen Cenk. Şampiyon Ligi'nin attığı gollerle 20-21 milyon euroya Everton'a gitti. Sizin Galatasaray'ın elinde de Rodriguez dışında oraya bir Berlanda'yı belki ekleyebiliriz. Hani potansiyel performansını gösterirse bir transfer yapabilir. Bu anlamda da Galatasaray elindeki tüm oyunculardan Feguli dahil yararlanmanın sonuna kadar şartları yolunu arayacak. Galatasaray'ın ofansif